Restoranımızda salon tanımlamalarını nasıl gerçekleştiririz? Restoran modülüne geldiğimizde burada parametreler yer almaktadır. Bir önceki videomuzda restoran parametrelerini tanımlamıştık. Şimdi ise buradaki diğer parametrelerimizi sırasıyla tanımlamamız gerekmektedir. Salon listesini çalıştırdığımızda burada daha önceden tanımlanan salonlarımız ve bunlara ait masa sayıları yer almaktadır. Yine aynı şekilde yeni bir salon tanımı için ekle diyerek salonumuza yeni bir kod numarası verip ve kullanacağımız salona ait bir salon adı belirterek, örneğin 6 numaralı bir salon oluşturup ve bu salon eğer farklı bir şubelerde çalışıyor ise ilgili şubeyi seçip şubeli bir yapıda salonumuzu işletebiliriz. Eğer işletmemiz aynı zamanda otel yönetimine de sahip ise buradan otel departmanını seçerek giderlerimizi yönetebiliriz. Fiyat tipine baktığımızda ise stok kartlarımızda yer alan birden 10'a kadar fiyatlandırmamızda bu salon için çalışacak özel bir fiyatlandırma var ise yine buradan ilgili fiyatlandırmayı belirtebiliriz. Depo kısmına baktığımızda salon için yapılacak herhangi bir sipariş sonrası sarfiyatlarımızın hangi depolardan sarf etmesi gerektiğini yöneten bir sistemimiz yer almaktadır. Depo alanımıza geldiğimizde ise salon içerisinden almış olduğumuz herhangi bir sipariş sonrası depomuzdan eksilecek malzemeler için hangi deponun kullanıp kullanılmaması gerektiğini belirttiğimiz parametreler burada yer almaktadır. Hangi şubeyi seçersek ilgili şubenin depo bilgileri gelecektir. Yetki kod alanına geldiğimizde yine salonlarımızı kullanıcılar arasında herhangi bir kısıtlandırma yapmak istiyorsak buradan sağlayabiliriz. Açıklama 1 ve 2 salonumuzu ekstradan detaylandıracak bilgileri yazdığımız alandır. Reklam URL kısmına baktığımızda ise satış ekranımıza yardımcı ekran amacıyla kullanmış olduğumuz küçük ekranlarımızda göstermek istediğimiz görsel sayfaları burada yayınlayabiliriz. Örneğin şeklinde bir sayfa adı belirttiğimde bir sistem parametresi sayesinde yardımcı ekran üzerindeki bu sayfanın görüntülenmesini sağlayabiliriz. Tekrar devam ettiğimizde buradan tanımlamış olduğumuz salonları kullanmamamız durumunda açık siparişleri olmadığı takdirde salonlarımızı pasif durumuna getirebiliriz. Küver işlemini ise kişi başına sabit veya belirli bir yüzdeler olarak belirtip ve bu sabit değerler üzerinden kişi başı örneğin her kişiden 2 liralık bir küver ücreti alınacağını yansıtabiliriz. Yine küver ücretini yansıtırken burada sipariş fişinde veya faturalarda çıkartmak istediğimiz bilgide açıklama olarak ne kullanmak istersek bu açıklamayı belirtebiliriz. Küveri otomatik uygulayabileceğimiz gibi satış ekranından da uygulama işlemini gerçekleştirebiliriz. Masa bilgilerine baktığımızda ise salonumuzda yer alan elimizde ne kadar masa varsa buradan masa tanımlamalarını gerçekleştiririz. Örneğin şeklinde devam eden bir masa sıralaması olabilmektedir. Dilersek bunu ekranın altında yer alan çoğalt işlemiyle kaç tane daha masa oluşturmak istiyorsak, örneğin 5 tane daha masa oluşturmak istediğimizi belirtip tamam dediğimizde bize sıralama şeklinde masa numaralarını belirtecek. Yine burada düzeltmek istediğimiz bilgiler var ise açıklama alanından bunları güncelleyebilmekteyiz. Bu şekilde masa tanımımızı kaydedip restoran satış ekranımızı çalıştırmak istediğimizde tanımlamış olduğumuz salon 6 gördüğünüz üzere satış ekranımızda karşımıza gelecektir. Bu şekilde salon tanımı yaparak restoranımıza gelecek misafirlerimizin masa takip işlemlerini gerçekleştirebiliriz.